Yeniden merhaba değerli izleyicilerimiz. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doktor Hilmi Karadeniz bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet Hilmi Bey, hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Hakikaten Karadenizli misiniz? Evet, Ordu Perşembeliyim. Gayet güzel memleketim var. Yani soy ismimizi de oradan almışız. Güzel bir yer, çok şükür. Peki sizin orada da şey oluyor mu? Yani insanlar böyle yaş ilerlediği zaman sizin o Karadeniz'in rüzgarı da sert çarpar böyle. Eklem problemleri oluyor mu? En çok bizim orada oluyor demek lazım. Bir kere öncelikle çok dik yamaçlar, düz yol bulma şansınız yok malum. Özellikle dik rampaları çıka çıka eklemler sürekli merdiven, yokuş çıkmış gibi. Her gün mesaiye gidip gelme işi yokuşta, rampada. Ben peki şimdi bir kere kendime söyleyeyim size. İzleyicilerimizin çoğu biliyor zaten, bunu daha önce itiraf ettim ama. Ben hastalık hastasına değilsin, çok değilsin. Yani böyle ben her türlü rahatsızlığı kendimde bulabilirim bence, ararsam. Meraklısın yalnızca. Meraklısın. Şimdi benim zaten dizimde sakatlığım var, işte onu biliyorum. Yani benim söylediğim şey, öyle bir eklem ağrısından bahsetmiyorum. Ama bir şeyi fark ettim. Bir doktorumuz gelmişti. Aslında bazı bir tip ağrı ya da eklem rahatsızlığı dinlendiğin zaman daha ortaya çıkar. Evet. Şimdi onu dediğinden beri mi acaba? Onu bilmiyorum. Ama şöyle bir şey fark ettim kendimde. İlla yorucu bir gün geçirmiş olmama gerek yok. Günün herhangi bir saatinde de olabilir aslında. Oturduktan sonra, yani oturuyorsam eğer, ayağa kalktığımda kasık bölgemde ve böyle bacaklarıma kadar vuran bir ağrıyla bir süre yürüme ihtiyacı duyuyorum ben. Yani hani o... Bunu şöyle açıklayabiliriz. Eklemler sabit kaldığında da çalışır. Çok uzun. Ha peki. Sabit kaldığında da çalışır. Niye? Çünkü birbirine ters çalışan, tıpta antagonist deniyor kas grupları, birisi kasıldığında diğeri gevşer. Hı hı. Yani örneğin ben kolumu büktüğümde pazı kasım çalışırken arka taraftaki kas gevşer. Hı hı. Halbuki sabit pozisyonda bıraktığınız zaman iki kas da belli bir oranda kasılıdır. Hı. Ve doğal olarak eklem üzerinde bir baskı oluşturur sabit kalmak. Uyurken hiç yattığınız gibi kalkıyor musunuz? Hayır. En az işte 15-20 dakikada bir insan farkında olmadan pozisyon değiştiriyor. Niye? Eklem o pozisyonda kendini huzursuz hissediyor ve pozisyon değiştiriyor. Doğal olarak sabit kalmak da aslında eklemi kötü kullanmak, over kullanmak ve fazla kullanmak anlamına gelebilir. Bu da bir eklem hassasiyeti. Peki kalktığında ayakların yastıkta kalkıyorsan ne demek oluyor? Küçükken kardeşimle beraber yatardık. Gecenin bir yarısı sürekli ağzıma bir şey girmeye çalışıyor. Uyanırdım, ne oluyor falan, bir bakardım herifin ağzı benim ayağım. O hala benim evde çocuklarımla yaşadığım bir sorun yani. Bazen geceleyin iki kişi evde yatakta yattınız, sabahleyin dört kişi kalkıyorsunuz. Çok büyük sorun yani aslında. Hani yatakta dönme tabii başka bir alışkanlık ama eklemlerin pozisyonlaması vücudun kendi ayarladığı bir sisteme bağlı, mekanik bir sisteme tamamen bağlı. Gevşeyeceği pozisyonu eklem kendi buluyor. Kendine eğer vücut çok aşırı yorgunsa mesela cenin pozisyonunda aynen kalkıyorsun. Aynen. Aynen. Yani hiçbir zaman en rahatlama pozisyonu. Mesela burada cenin pozisyonu demişken aslında hani öğüt anlamında olabilir ama çocuklara mesela kundak yapılması çok doğru değildir. Eklemler üzerine çok ciddi baskı oluşturur ve gelişimini bozar. Bizim toplumumuzda çok sık uygulanan bir durum ve ciddi anlamda kalça problemleri ortaya çıkaran bir durum. Biz bunu asla önermiyoruz. Yani evet, bir de kundak olayı var değil mi Anadolu'da, böyle benim çocukları kundaklarlar, ellerini bağlarlar yani. Böyle çocuk dürüm gibi olursun. Bir de beni beşikte sallarken abimle ablam paylaşamamışlar, o sallamış, o sallamış. Ben bir kat aşağı düşmüşüm kundakla kafa üstü. Bir kat derken? Bir kat. Nerede? Bayağı 3 metre işte. Ama nereye düşmüşüm biliyor musun? Ayran kovasına. Gerçekten. Vallahi inmişler çıkartmışlar ağzımdan burnumdan yarım saat bir saat ayran şey yapmış. O gündür bugündür yere, iyi yere düşmüş. Ayrana bayılırım, kemiklerim de acayip. Çok iyi. İyi yere düşmüş. Allah, çok iyi yere düşmüşüm. Allah korumuş. Hocam peki evet, bir şey soracağım. Yaşla ilgisi yok bunun değil mi? Yani hani sonuçta hep böyle genelde yaş var mı? Ya o ya. Var, bayanlar 1-0 muhalif bu konuda. Yani özellikle erkeklerde andropoz daha geç yaşlarda olduğu için bayanlarda menopoz sonrası ciddi ilerleme oluyor tabii. Hem hormonal değişim, östrojen hormonunun koruyucu etkisinin kalkanının ortadan kalkması hem de kemik erimesinin üstüne eklenmesi ciddi anlamda eklem baskısını artırıyor. Tabii bu bizim tedavide şeklimizi de ciddi anlamda değiştiriyor. Öncesinde koruyucu ve bir kısım takviye tedaviler yaparken menopoz sonrasında bir anda tedavi daha agresif işlere gidebiliyor. O yüzden hani korkulu rüya, kireçlenme deyince protezdir biliyorsunuz. Yani proteze gidişin önüne geçmek de
çok zorlandığımız yani oluyor. Aslında kireçlenme dediğimiz şey, şimdi şeyleri ayırmak lazım. Menisküs başka bir şey. Tabii. Eklem arasında ki zarın yırtılması. Özellikle evet. Sporcularda çok rastlanıyor. Evet. Şimdi kireçlenme dediğimiz şey o apayrı bir şey. Artroz aslında diğer adı. Yani eklemlerin arasının tamamen pürtük pürtük olması. Yani artık birbirinin üzerinde evet. kaymaması. Evet. Bunu şöyle tarif edebiliriz aslında. Yani bir eklemde iki tane ana temel kıkırdak yapısı var. Birisi kemiğin üzerine örten sert kıkırdak yapısı. İkincisi ise aradaki... Şu diyelim ki dizimiz. Dizimizin alt tarafı, tibia tarafı. Evet, iki tane kemiğin arasında da... Yukarıda da femur var, geliyor. Bunlar birbirlerine değmiyorlar, şöyle duruyorlar. Aralarında da işte conta var. Aralarında conta, kıkırdak var. Menisküsler var ve bunlar da kıkırdak. Ama bunlar yumuşak birer kıkırdak. Evet, ve şöyle duruyorlar. Hastalık ismi olarak bildiğiniz menisküsler iki tane normal yapının adı. İç ve dışta iki tane olduğu için iç menisküs ve dış menisküs dış ismi menisküs. Verilen iki tane yapı. Bunların totalinin aşınması, yıpranması, kireçlenme dediğiniz işte osteoartrit tıbbi ismi olan bir hastalığı içeriyor. Ama menisküs iki şekilde yırtılabilir. Biraz önce bahsettiniz. Birisi bir travmayla yırtılır. Yani bir dişersiniz, diziniz döner, aşırı kullanırsınız, yırtılır. Bu tamir edersiniz. Yani evet. bunu dikersiniz. Evdeki pantolon söküğünden bir farkı olmaz. İkincisi ise kullana kullana aşınır. Hani bir eski tişörtün tüylenmesi gibi tüylenir. Tükenir, erir, kaybolur, paramparça olur. Artık bunu dikme şansınız da olmaz. Ya yama yapacaksınız ya yerine bir şey koyacaksınız. Ya da işte güncel tedavide biz kök hücre tedavilerini ve bir kısım buna benzeyen rejeneratif tedavileri kullanıyoruz. Bunlarla onarmaya çalışacaksınız. Yani burada ikinci kıkırdak yapısı kemiğin üzerindeki kıkırdak yapısı. Bu da sert bir kıkırdak ve üzerinden kalktığında kemik ortaya çıkıyor. Aynı bir diş çürüğünün çürük kısmını hani böyle yemek gelir de canınız yanar ya. Aynı o çürük kısma değdiğiniz anda tabii vücut ağrıyla birlikte değiyorsunuz. Doğal olarak ciddi bir ağrı olur ve özellikle merdiven inip çıkarken, çömelip kalkarken başlayan bir ağrı. Daha sonrasında giderek yayıldığı için, bütün ekleme yayıldığı için artık yattığınız yerde bile ağrı haline dönebiliyor. Artık güncel tedavide de bunları çok iyi koordine edebiliyoruz. Artık hastanın yaşına göre, kıkırdağın hasar durumuna göre bir kısım tedaviler uyguluyoruz. Peki güzel hastalığı anladık. Bu arızalanıyor, bu arızalanıyor, bu evet. arızalanıyor, bu arızalanıyor. Peki tıp nerede? Tıp evet. bunun neresinde? Tıp ne yapıyor? Şimdi 5 sene öncesine kadar eklem deforme olmuşsa bu eklemi söküp yerine yapay bir eklem koymak dışında bir kısım koruyucu iğneler, destekleyici fizik tedaviler dışında bir tedavi söz konusu değildi. Hepsi için mi? Hemen hemen hepsi için. Omuz için, el bileği için, diz için. Özel implantlar var, işte eklemi söküyorsunuz, iptal ediyorsunuz, onun yerine bir yapay hareket eden bir eklem koyuyorsunuz. Diz için orijinalini atıyorsun, yedek parça. Aynen öyle, dişi, yani dişi söküp yapmak oluyor. Gibi bir şey. Yani en çok diş yapıldığı için dişten insanlar biliyorlar. Yani diş çürüdüğünde söküyorsunuz, yerine bir yapay diş koyuyorsunuz. Ama bu çok eklem için çok korkutucu bir işlem. Niye? Çünkü her seferinde ameliyathane, her seferinde ciddi yara enfeksiyonları gibi riskleri var. Yani baktığınız zaman %5'lik bir risk ama başınıza geldiğinde gerçekten çok ciddi problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Doğal olarak insanlık artık dokuyu tekrardan üretip yeni kendi dokusuyla, yenilenebilen dokuyla ki işte estetikte, ciltte bunu çok güzel gençleştirebildiğimize göre acaba eklemi de gençleştirebilir miyiz şeklinde kaymaya başlıyor. Bizim yüze yaptığımız kök hücreyi ekleme mi yapıyorsunuz? Ekleme yapıyoruz. Aldığımız kaynaklar değişebiliyor. Örneğin bir kıkırdakla ilgili bir onarım yapacaksak göbekten aldığımız bir bardak yağ onarım açısından bize bütün eklemi onarabiliyor. Yani klinik yapılmış henüz çalışmalar sınırlı. Bilimsel çalışmalar henüz randomize prospektif değil. Yani gerçek anlamda bilimsel değil ama bir sene içinde sonuçlar %89 klinik başarı gösteriyor ki çok ciddi bir oran. Yani kendi hastalarınızdan aldığınız sonuç bu. Bu benim kendi sonucum değil, bu bilimsel yayınlanmış bir sonuç. Bilimsel yayın var. Kendi hastalarımdaki sonuçlarım daha da iyi gidiyor şu anda. Çünkü hastaları seçerek yapıyoruz. Neleri seçiyoruz? Bunu bahsetmek lazım. Hmm. Bir kere yaş sınırımız yok. Yani bir 60 yaş öncesi, 60 yaş sonrası sınırımız söz konusu değil. En ileri evre artık protez dışında bir şey yapılmaz denen dizlerde bile veya kalça eklemlerinde bile deneyebiliyoruz ve başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Burada temel bir tek kriterimiz var aslında. Eklemin şekil olarak deforme olmamış olmasını tercih ediyoruz. Örneğin benim bacağım düz, bu eklem çok harap bile olmuş olsa bu düzlük benim açımdan bir kök hücre uygulamaya uygun. Ama ayağım eğrilmiş, bacağım tamamen eğrilmişse önce eğriliği düzeltmem gerekiyor. Hı hı. Çünkü ben bunu şöyle tarif ediyorum genellikle. Yaptığımız iş
yıkılmak üzere olan bir binanın restorasyonu gibi. Gerçekten zor bir iş ama yıkılmadan yaptığınızda eskisi gibi oluyor. Yani nasıl yapıyorsunuz bunu? Göbekten bir bardak yağ alıyorsunuz. Aldığınız yağ özel bir işlemden geçiyor ve bu işlem hücreleri öldürmeden birbirinden ayırarak ekleme enjeksiyon haline gelebilecek bir sıvı haline getiriliyor. Eklem içine enjekte ettiğiniz anda eklemde inşaat başlıyor. Şimdi Hilmi Bey, bir takım özel işlemden geçiriliyor derken bu yağ, yani aynı operasyon esnasında hastamızı şimdi diyelim ki sedasyon verdik ya da genel anestezi yaptık. Yağı aldık, işlemi hemen orada yapıp hemen mi yapıyoruz, yoksa o yağı bir laboratuvara gönderiyoruz, bir ay sonra yağ geliyor da öyle mi yapıyoruz? Onu söyleyeyim, iki tane uygulama şekli var. En pratik ve en sık uygulanan şekli ilk söylediğiniz. Yani ben yağı burada aldım, hazırladım ve burada uyguladım. Bu çok zor olan bir işlem değil. Hazır kitler vasıtasıyla hücre tek tamamen kapalı bir sistemin içinde birbirinden ayrıştırılıyor. Yaklaşık 45 dakika içinde ayrıştırılıyor ve fresh, tamamen saf kök hücre değil, başka hücrelerle desteklenmiş kök hücre, yoğun bir kök hücreyle uygulanabiliyor. Bu aynen aynı ortamda uygulanıyor. Ama ikinci işlem, bahsettiğiniz yani GMP laboratuvarı, ki Türkiye'de 7 tane var. GMP laboratuvarlarına gönderilme işlemi tamamen eklemin restorasyonu için kullanıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Hastadan yağ alıyoruz, ameliyat bitiyor. Gönderiyoruz laboratuvara. Laboratuvarda bunları çoğaltıyoruz. Yani sayı olarak bize yetmeyeceğini düşündüğümüz bir kök hücre miktarı varsa laboratuvarda çoğaltıyoruz. Ve çok sıkı durun, yani 3 boyutlu printerlarla istediğimiz şekli veriyoruz, eklemi o şekilde koyuyoruz. Bu çok daha farklı bir iş ve bu artık 3 boyutlu printerların da devreye girmesiyle... Organ üretiyorsunuz. Aynen öyle. Şu anda kıkırdakla ilgili çalışmalar çok ciddi başarılar gösteriyor ve hayalimiz, ama yakın bir hayal, çok uzak bir hayal değil. İleride insanlara protez yapmayıp kendi kıkırdaklarından ürettiğimiz kök hücrelerle kendi eklemlerini 18 yaşındaki haline geri döndürmeyi hayal ediyoruz. Öyle, o gözlerle bakacağınızı bildiğim için bu cümleyi çok iddialı söylüyorum ki... Dünyada çalışmalar çok hızlı devam ediyor. Sadece bir fikir olsun diye söylüyorum. 2012 yılında dünyadaki bu işle ilgili hacim 2 milyar dolarken şu anda 117 milyar dolar. Yani bu 60 kat artmış yatırımlar ve bu ciddi anlamda bundan 10 sene sonra biz bu işte artık bir yere geldik diyeceğiz demenin bir öngörüsü. Yani kıkırdağın mı arızalandı? Canım ver kıkırdağını, al yenisini. Bak işte şeyde var. Ama kişinin kendisinden aldığını. Evet. Tabii yağından. Ama hani... şimdi Burcu gene sınıfta kalacak çünkü yağ yok. Ya. Yok, orada kaynaklarımız var, ona da girelim. Var mı? Şimdi vücutta kök hücre aslında her dokuda var. Kök hücrenin ne olduğunu kabaca bahsedelim. Biz annemizin karnına düştüğümüzde babamızdan ve annemizden gelen yarım hücreyle bir hücre halinde başlıyoruz hayata. O hücre çoğalmaya başlıyor. Tamamen kendini birebir kopyalıyor ve küçük bir yuvarlak top haline geliyoruz. O toptaki her hücre bizim tüm genetiğimize sahip gerçek kök hücreler. Embriyonik kök hücreler. Biz bu kök hücreleri şu anda dünyada kullanamıyoruz. Yasaklı, sınırlamalı çalışmalar var. Ama bu hücreler çoğalıp organlar oluşturuyor. Saçımı oluşturuyor, yanağımdaki deriyi oluşturuyor, dizimdeki kıkırdağı oluşturuyor. Kendi istediği organ neyse oraya yönleniyor. Bir süre sonra vücuttaki bütün dokular aynı hücreden birbirine hiç benzemeyen hücreler haline geliyorlar. İşte bu hücreler aslında atalarını tanıyorlar. Yani anne kök hücreyi tanıyorlar. Ve istedikleri zaman ben elimi kestiğimde doku cilt olmayı biliyor. Ya da altta bir damar oluşturmayı biliyor. Bir ameliyat olduğumda eski doku neyse, karaciğerse, böbrekse bu dokuya dönüşmeyi biliyor. Doğal olarak kendini yenileme potansiyeli var. Biz bu potansiyeli onu uyararak... Bunu tekrar yap bakalım dediğimizde yapıyor. Şu an bilimin bilmediği, ben bir hücreyi alıp da şu dokuya çeviririm, nasıl çeviririm bunu söyleyeyim. Yani şu dokuyu yap diyemiyoruz o hücreye. Bir tek kalple ilgili bir çalışma söyleyeyim. Şu anda bir kısım ülkelerde kendi yağ dokumuzdan alınmış kök hücreyle kasılabilir kalp kası üretildi. Bu ne demek? Kalp krizi geçirdikten sonra ölen dokumun yerine kasılabilen kalp kası konabilir demek. Bu benim branşımın dışında, ortopedi dışında olan bir şey ama biz de ortopedide işte aynı şekilde şu anda kıkırdağa dönüşebilen kök hücre üretebilmiş durumdayız. Bunları da belli dokuların üstüne 3 boyutlu printerlarla basarak eklem içinde yaralanmış dokunun üstüne örtüp dikip arkasından organı kullanılabilir hale getirebiliyoruz. Kalp kası yaptıktan sonra bırak eklem kıkırdağını, ben sana femur tibia falan yaparım. Evet, bir sonraki proje o. Onunla ilgili de bir çalışma söyleyeyim. Türkiye'den bir abimiz
çene protezi üretti. Kendi, hastanın kendi hücresinden çene nakli yaptı ki 18 yaşında bir kızımız uygulandı. Dünyada ilktir. Ve çalışan bir çene eklemi oluşturuldu kızımıza. Çok ciddi bir başarıdır. Kendilerini de tekrar tebrik ediyorum bu konuda. Yani şey, menisküstü, efendim yok artrozdu, şuydu, yok buydu. Yok efendim menopozdu, yok eklem ağrısıydı. Geç bunları, geç. Evet, geç, evet. Onlar yani geçmişte spor kaldı. Spor yapmaya devam edebilirsiniz. Eklem bozulursa biz buradayız. Demeyelim tamam, hocam, kök hücreye gel. Yani bence kesinlikle kök hücre gerçekten gelecekte tıbbı çok yönlendirecek bir konu. Güzel. Evet, gözünüz aydın efendim. Kök hücre var, eklem ağrısı yok diyoruz. Siz bir yere ayrılmayın, biz buradayız. Teşekkür ediyoruz hocam, sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.